var ya, Cem Yılmaz'dan daha komik abi. Vallahi bak ya. İnsanlarda algı yaratan insanlardan bir tanesi bu. Evet. Bir tanesi bu. Abi diyor ki tok çıktı. Ulan ben o toku alamadıktan sonra çıksa ne olacak? Yüzüye büyük ikramiyeyi veriyorlar. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün İstanbul Ümraniye'deyiz. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Ben Mehmet Koyuncu. Sade Vatandaş tarafsız değil, halktan taraf. Geçinebiliyor muyuz? Hayır tabii ki. Neden böyle olduk? Başımızdakilerden. Bu şu an asgari ücreti 8500 yaptılar. Yeterli olacak mı sizce? Asla. 20.000 bile yapsa yeterli değil. Zaten bir kiralar 4-5.000. Evet. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı, çocukların, öğrencilerimizin masrafı. Yani hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Ve ülke inanın ki daha kötüye gidiyor. Yani böyle olursa hırsızlık da çoğalır. Yani birçok şey çoğalır ve çocuklarımızın, gençlerimizin hiçbir şekilde geleceği yok. Peki yani ülkeyi yönetenler bu durumun farkında değil mi sizce? Farkındalar ama demek ki böyle olmasını istiyorlar yani. İşi yapıyorlar yani. Bence ülke bitmiş ya. Yani hiçbir şekilde artık daha toparlanması çok zor. Şimdi 6 ay sonra vatandaştan oy isteyecekler. Vatandaş oy verir mi? Çok şeyi kaybettiler. Öyle mi? Yani duyduğum kadarıyla da, bildiğimiz kadarıyla da çevremizde herkes hani bu şekilde yapıldığı için çok kaybettiler. Hani bence kim hak ediyorsa o gelsin. Hani benim için CHP'si, AK Partisi, MHP'lisi önemli değil. Gerçekten insanlara değer veren, benim halkım diyebilen insan gelsin. Hani hepimiz çok üzülüyoruz bu duruma. Yani hiç mutlu olan hiçbir insan yok. Hiç kimse mutlu değil. Çocuklardan bakıyoruz mutsuz, en büyüğüne kadar mutsuzlar. Hani bu şekilde çok zor. Peki sizce kim gelse düzeltir? Valla bilmiyorum ama hani biz Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz tabii ki. Kılıçdaroğlu AKP'li kararsızlardan oy alabilir mi sizce? Alır. Şu ne kadar niye alamadı peki? Ya birçok şeyi görmediler ya da bilmiyorum nasıl alamadı ama bence bu saatten sonra kesinlikle alır ve almalı. Hani çünkü biraz devrin değişmesi gerekiyor. Yani bu şekilde olduğu zaman olmuyor. Peki sizce Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak verildi ya, bu karar doğru muydu? Onda da çok kafalar karışık ama tabii ki bence doğru değil, seçim üzere yapılan bir şeydi. Sonuçta ya ben dediğim gibi CHP, AK Parti o bu değil. Hani kim gelirse gelsin gerçekten hep bütün herkes için bir şeyler yapan insanlar gelsin. Peki sizce bu siyasi yasak Erdoğan'a yaptığı gibi Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı yolunu açar mı? Açabilir. Sizde böyle bir heyecan yarattı mı? Ya bu adama ya çok zulmettiler, bu adam hak etti dediğiniz oldu mu? Yok, hak etmedi ya. Hiçbir insan hak etmez. Şunu Cumhurbaşkanlığını hak etti mi? Yani hak etti. Yol açıldı mı? Hak acaba etti. Peki. Hak çok etti. Teşekkür yani ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Nasıl geçim durumları? Yani geçim durumları kötü. Arkanın duyuyorsunuz zaten, şu anda kötü sesleri geliyor. Aynen, kağıt toplayan ablalar. Aynen. Ya yani kağıt toplamak mesele değil bence. Yani kağıt toplanır, her zaman illaki birileri toplayacak. Hani herkes çok iyi olmak zorunda değil ama ben öyle düşünüyorum ki ülkede gerçekten ekonomi kötü, insanlar kötü durumda olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. Kim ne derse desin, ben babamla bile konuşmuyorum bu konuda. Hani şimdi bir insan eğer kendisi görmüyorsa, abi sen geçmişle niye kıyaslıyorsun ki? 100 yıl, 50 yıl önceyle niye kıyaslıyorsun ki? Zaten olması gereken bu. Gelişiyor her zaman, zaman gelişiyor. Sence bugünkü şartlarını, bugünkü sıkıntılarını geçmişle kıyaslayan insanlar bugün yaşadığı sıkıntıları kabul etmiş, buna razı insanlar mı? Abi bence öyle düşünüyorum kendi ki. Kendi buna layık mı görüyor? Yani ben bu sıkıntıları çekmeye layığım. Ben iyi gün hak etmiyorum. Arabam olmasın. Ben ömrüm boyunca birilerine kira ödeyeyim. Bunu kendi müstahak gören insanlar mı yani sence? Yanlış anlaşılmasın. Benim babam bile öyle düşünüyor. Ben belki öyle izleyecek, üzülecek, kırılacak ama açık açık söyleyeceğim. Bir insan eğer kendine neyi hak ediyorsa, neyi müstahak görüyorsa öyledir. Yani sonuçta yapamazsın, şimdi mücadele eder. Hani diyor ki devlet, millet, vatan ayakta kalsın ben aç kalayım. Tamam yine kalırız ama yeri geldiği zaman. Niye durduk yere aç kalalım ki abi? Niye durduk yere vatan elden gitsin abi? Niye gitsin? Hani her şey daha iyi olması gerekirken, yani kötü olmasının bir anlamı yok. Hani ben niye boşuna kahramanlık yapayım? Oluyor ya böyle durup bir kereden boş boş konuşan insanlar, o kahramanlar çok. Niye aç kalayım abi durduk yere ben? Hani şöyle bir gariplik var. Ülkede bir kesim aşırı zenginleşiyor, bir kesim aşırı fakirleşiyor. Yani fakirin parası aslında zenginin cebine gittiği için biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Baban bunu
vatan kurtarmak mı sanıyor acaba? Abi ben okumamış insanları sevmiyorum ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de kendimi büyük örmek gibi olmasın bu cümlemle. Şimdi ben de Şanlıurfalıyım mesela. Üniversite hazırlandıktan sonra çok bakış açım değişti mesela. Çok kendimi... Yani gördüm, tanıdım diyorsun. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Yani daha illa ki her zaman eksiğimiz var ama daha iyi olması gerekiyor mesela. Hani öyle düşünüyorum. Şu an cümlemi toparlayamadım ama. Peki sence kim gelse düzeltir? Abi kim gelirse gelsin. Ben Kılıçdaroğlu hariç mesela Mansur Yavaş olabilir. Ekrem İmamoğlu olabilir. Ondan sonra Cem Uzan olabilir. Ondan... Bu asgari ücretin 8500 olması nasıl değerlendirir? Hiçbir şey değiştirmiyor abi. Vallahi. Hiçbir şey değiştirmiyor. Hiçbir işe yaramayacak diyorsun. Bundan farksız mı diyorsun? 8500 bu mudur? Bilmiyorum, şu an ben buna benzettim. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Ben size konuşayım, şey olmasın. Tartışma olmasın diye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yapacak ki daha? Nasıl geçim durumları hocam? Ya çok iyi değil açıkçası. Evet. Peki sence bu asgari ücret yeterli olacak mı 8500? Vallahi görmek lazım açıkçası. Yani bu kademeyle başka şeylerin de zamları yapılacaktır. Ancak ne olacağını bilmiyoruz. Sana çok basit bir şey soracağım. Yaş kaç öncelikle? 33. Evli miyiz? Evliyim. Peki evli değildin. Yeni evleneceksin. Bu 8500'le burada bir tane daireye kiracı olarak çıkabilir misin? Çıkamazsın. Cevap belli o zaman. Doğru mu? Çıkamazsın. Ben öğrencilerime de söylüyorum. Öğretmenim ben de. Etmez misiniz? Ne kadar? Ya evlenenlere aferin, çok cesursunuz diyorum ya. Bayağı cesursunuz yani. Hani hatta bazılarına yakınsa kafayı mı yedin oğlum sen falan diyorum yani. Bu arada kamuda değilsiniz değil mi? Yok, kamuda tamam. Değilim. Yani zaten ücretler çok düşük. Evet. Mecburen kendi değerini kendi yaratmak zorundasın. Bu konuda bir şeyler yapıyoruz. Çok memnun değilim. Eski bankacıydım. O yüzden maaşlarımız iyiydi. Ona göre şekilleniyordu gerçi. Ancak baktığın zaman alım gücü gerçekten çok düştü. Yani haliyle ne yapıyorsun? Yani en azından bizim mesleğimiz buna el veriyor. Açık konuşmak lazım. Yani hani dolar veya euro kazanma şansımız var. Hatta az önce de bozdurdum. Hangi mesela branş? İngilizce. Yeteneğini satabiliyorsun bir şekilde. Yani platformlarla, internette bir sürü. Edebiyat hocası olsam yandık o zaman. Ya valla vahlar diyorum ya. Ya dershane en son 40 TL mi 35 TL miydi ne saatlik ücretleri? Bir şey de demedim. İyi akşamlar dedim. Verilen 40 lira mı? Ya dershanelerde çok da fazla şeyler beklemeyin yani. Ne veriyor o dershaneye? Vallahi hatırlamıyorum. Ben o taraflara karışmıyordum ama ben bundan 3 sene önce girdiğimde 4500 lira vermiştim 4 kuruş için. Ben de dershaneye yazdım abi, 8000 lira yazdım. 8000 lira. Kaçıncı sınıfsın sen şu an? 8. Ya biz indirim yaptık. Normalde 12000 lira mı ne öyle bir şeydi. Sen şu an kaçıncı sınıfsın? Babam yaptı. Kaçıncı sınıfsın? 8 abi. 8'in sınıfsın. LGS mi hazırlanıyorsun? Aynen. 8000 lira veriyorsun. Yani çok büyük para değil mi? Yani öyle abi. Ama şu an hiç para bile değil. Tabii bir yerde de öyle. Şu an para bile değil abi. Size bir şey söyleyeyim mi? Dershanelerde eskiden mesela şöyle bir tavsiyede bulunuruk. Ben işte bana bazen böyle koştuk için geliyorlar işte. Hocam işte çocuğumuz şeye girecek, sen de bir yardımcı ol. Ama tanıdıklara falan yapıyordum. Evet. Ya eskiden şuraya git buraya git diyebiliyordum. Şimdi resmen bütçesini tartışmak zorundasın. Bugün İngilizce için bana geliyor öğrencim. İşte ne yapayım diyorum. Bana ya dediğim şey sanki şirket yönetiyorum ya. Kaç paran var? Hani bütçen ne kadar diyorum yani. Hani maalesef buna döndü. Vallahi iyi ekonomist olmak zorunda kaldık. Hepimiz ekonomist. Ya olmak zorunda kaldık, yönetmek zorunda kaldık. Ben iktisadı okulda öğrenemedim, son 3 senede öğrendim diyebilirim ama. Teşekkür hocam, ediyorum. Çok sağ olun da, yarın bir seçim olsa kime oy vereceksiniz? Valla kime vereceğimi ben de bilmiyorum. Aklınızı çelen, ya gönlüme bu ya hitap ediyor diyen kimdir? Ya bir isim söyleyemem açıkçası. Yani dikkatlice gözlemliyorum, kanalları takip ediyorum. Aslında son 2-3 aya benim belli olacaktır. Çünkü yani değişiyor da ister istemez. Yani ben esnek bir adamım o konuda. Yani bugün evet derim, hayır demem gayet normal. Bu şekilde olması lazım. Doğrularımızı değiştirmeliyiz aslında. O yüzden son 2-3 ay kala artık yavaş yavaş benim de şekillenmeye başlayacaktır. Zaten sizin kanalınızda başka kanalları takip ediyorum. Doğru seçeneği verebilmek, doğru şıkkı verebilmek için aslında bunları yapıyoruz, izliyoruz. İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi sizin kararınızda bir etkiye neden oldu mu? Ya o artık ya artık saçmalıklara evet ya da çok normal karşı. Çok vahim durum olan da aslında bu. Ya artık sessiz kalmaya da başlıyorsun. Yani tepki veremiyorsun. Eskiden çok büyük tepkiler verebilirdik ama şimdi artık daha saçma bir şey de gelebilir diye düşündüğümüzden artık susuyoruz ya. Hiçbir şey söyleyemiyoruz açıkçası. Korkuyoruz. Korku yok hocam ya. Korku yok aslında. Ne diyeceğini bilemiyorsun. Hani bazen kifayetsiz kalırsın ya. Ne diyeceğini bilemediğin bir yerdesin. Ben de şahsen bir hoca olarak da ya ne diyeceğimi bilemez bir durumdayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Nasıl hocam geçim durumları? Ya geçim durumları şu anda yani kitleye göre değişiyor ama. Evli miyiz? Bekarım şu anda. Evlenmeyi düşünüyor. Korkuyoruz tabii. Neden korkuyoruz hocam? Niye korkuyoruz? Şu anda çünkü her şey aldı başını gitti. Evet. Siyasi büyüklerimiz inşallah bir gün böyle
halkın içine iner ve halka da bir sorarlar nasıl geçim durumları. Çünkü ileriye gitmemiz gerekirken her sene bir askeri zam olsun, askeri ücret zammı olsun, piyasadaki etiketler olsun, yiyecek olsun, içecek olsun, beyaz eşya olsun, gayrimenkul olsun, araç fiyatları olsun. Hani bunlarla alakalı hiçbir çalışma, hiçbir denetleme yapılmadığını düşünüyorum. Denetleme daha mı yapılsa ne olacak ki? Dolar olmuş 19 lira. Yani ne, denetlese ne yapabilir? Nereye indirebilir? Bir oradan bakmak lazım değil mi? Tabii ki de ama en azından bir devlet, önlem alalım. Özel sektörü denetledi. Daha dün motorlu taşıtlar vergisine %64 zam geldi. Hani herkes fırsatçı da devletten fırsatçı ya. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Evet bu zam açıklandı. Dün ben yakından takip ettim. Daha zam açıklanır açıklanmaz market fiyatları hemen bir etiket basılmaya başladı ki bu zam halkın cebine nereden baksanız 2 ay sonra girecek. Yani şu anda böyle bir fırsatçılık var ve bunların da aşırı sıkı bir denetlemesi gerekildiğini düşünmekteyim. Yani bu denetlemeler askıda kaldıkça bu halk ezilmeye mahkum açıkçası. Mesela size bir örnek vereyim. Geçtiğimiz aylarda bu zincir marketlere bir denetim yapıldı ve 2,5 milyon gibi bir ceza kesilmiş. Çok komik. Ben oturdum hesap ettim, 25 bin gibi bir şube sayıları var. Evet. Böldüğünüz zaman şube başı 2 bin lira gibi bir rakama denk geliyor bu yani ceza. Bunu inanın yani, yoldan geçen bir insan tek başına da ödeyebilir yani. Aynen. Bir ay sıkıntı çeker ama büyük marketlere, zincir marketlere kesilen cezaları ben de çok komik buluyorum. Ya da bu... Demek ki ortada ceza kesilecek bir durumda yokmuş. Ya da devletin cezaları caydırıcı değil. Evet, caydırıcı değil. Bir diğer konu sanki şey yapıyormuş gibi, bunların önünü açıyormuş gibi geliyor. Bu şekilde caydırıcı bir ceza kesilmedikten evet. sonra. Yani tabii ki de insanlar da birbirini bir şekilde kazıklamaya devam edecektir yani. Yani denetlemenin yani bir yandan. Sıkı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben 4 gün önce Afyon'daydım. Şimdi burada bir et fiyatı sordum bir kasaba. 260 TL dedi. Antrikot etin fiyatını sordum 260 lira. Ya ben Afyon gibi bir yerden 180 TL'ye aldım bunu. Yani demek ki yapılabiliyormuş. Demek ki uyguna da tüketebiliyormuşuz eti. Muhtemelen bir yol farkı da vardır orada. Ama şöyle söyleyebilirim, yani 20 lira, 30 lira, 40 lira değişebilir ama tutup da 100 TL gibi bir fark olmaması lazım. Yani bu şekilde denetlemesi olması gerektiğini, yani denetlemelerin sıklaşması gerektiğini düşünmekteyim. Ben sizi de takip ediyorum sürekli. Yaşadığınız sıkıntıları da biliyorum, provokatör falan da diyorlar. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü hiçbir siyasinin halkın yanına inip bir halk ya vatandaşa sorduğunu, geçimin nasıl, iyi mi? Şu anda asgari ücret 8500. Yani ev kiraları olsun, Ümraniye gibi bir yerde 2+1, 3+1 daire fiyatları aldı başına gidiyor. Hani 8500 bu adam kira verecek. Kaldı ki geçinecek. Yani çocukları varsa yandı. Şikayet edince de nankör oluyorsunuz. Niye şikayet edelim? Netice olarak bizim oylarımızla bir yere gelen siyasi hükümet yani. Sizce kim gelse düzelir? Ben açıkçası... Kim gelsin abi? Vatan Partisi gelsin. O da onlardan. O zaman. Ben açıkçası... Gizli ortak. Sağ görüşüm veya sol görüşüm yok. Takım tutar gibi partide tutmak istemiyorum. Ya yani ülkeyi kim yönetebilecekse, kim böyle... tabii ki de. Sizin biraz... bir aday var mıdır? Ya bir şu benim gönlümü çeliyor dediğiniz biri var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Almanya'da Merkel olsun, görevi bıraktıktan sonra otobüslerde görüntüleniyor. Yani ülkeye halktan birisi yani bu şekilde hizmet verecek ve daha sonra... Bizimkiler yola halktan başlıyor, evet. Halktan devam ediyor. Sonrasında yanlarına yaklaşabilmek bile mümkün olmuyor yani. Hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. Bu şekilde bir korkuları var. Yani dediğiniz gibi bir yüzükle geliyor, milyon dolarlarla gidiyor, evet. Gemiciklerle gidiyor. Vatandaşta sıkıntı var. Yüzüğe büyük ikramiyeyi veriyorlar hemen. Doğru olabilir. Peki. Gönlünüzde bir aday var mıydı sordum ama cevap. Gönlümde bir aday. Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? Yarın seçim olsa. Benim adayım şu diyebileceğiniz biri var mı? Esasında ben bütün siyasileri yakından takip ediyorum ama açıkçası kararsız. Kararsızım, inanılmaz kararsızım. Şimdi dediğim gibi bütün siyasileri takip ediyorum. Hepsi muhalefet. Fakat ben hizmet yapacak bir insanın gelmesini istiyorum. Yani muhalefet Mahsur Yavaş olabilir. Efendim? Muhalefetleri ön planda çünkü. İcraat vaadi yok. Aynen öyle. Yani ne istiyorsunuz, ne yapılacak bu konuyla alakalı hiçbir şey yok. Ama muhalefet olduğu zaman meclis bile birbirine giriyor bu belki konu. Muhalefette ne yapacağını bilmiyordur, o da olabilir. Yani o istiyorlar çünkü hiçbir şey yapacağım diye. Birbirlerine atıfta bulunmakla evet. olmaz ki bu işler. Çok yapılacaklara yakın, çok bakmak yakın gerekli. Seçim mesela belediye seçimlerinde bile Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanımız arasında bayağı bir söylemler oldu.
ben şunu yapacağım belediye başkanı olursam falan. Hani en kötüsünden belediye başkanları bile söylemiş oldukları vaatleri vermediler. Birçoğunu vermediler yani. Tamam metrolar tamamlanıyor, ulaşım tamamlanıyor ama onlar bile pek... önlerinde kapatıyorlar. Tabii önlerinde kapatıyorlar ama birçok vaatlerini vermediler. O yüzden ben Mansur Yavaş düşünüyorum. Hizmet verebilecek böyle. Hizmet edebilecek. Hizmet edecek ve yani müsrifliği önleyebileceğini düşünüyorum onu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun. Nasıl geçim durumları? Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Şimdi abi şöyle bir şey var. Ben geçen şurada ileride daha bir hafta olmadı röportaj verdim, tamam mı? Adam yayınlamıyor. Benim söylediğim bütün kanal? Cümleleri Ahsen TV'de herhalde. Söylediğim bütün kelimelerin hiçbirisini yayınlamamış. Geçen orada onu tuttum. Niye yayınlamadım dedin? Dedi ki işte çok siyasi. Biz zaten burada şu an bunu konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen bir tane çocuk gelmiş 15-16 yaşında. Abi diyor ki tok çıktı. Ulan ben o toku alamadıktan sonra çıksa ne olacak? Şimdi şöyle bir şey var. Geçen nargile işine girdim. Yanımda Suriyeli var. 9 milyar maaş alıyor. Maaşı anlaşıyorum, bana 6 milyar para veriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Suriyeli neden benim rızkımı yiyor? Bak Suriyeliler yüzünden, Afgan yüzünden biz burada iş bulamıyoruz. Yok diyorlar ki biz iş aramıyoruz. Ben sabah çıktım 9'da, Allah çarpsın iş arıyorum. Bak iş bulamıyorum. Hepsi 6 milyar, 5,5 milyar. Adama söylüyorum asgari ücret çıkınca ne yapacaksın? Ben şu an 2 ay, 3 ay asgari ücret veremem. Ya asgari ücret 10 milyar da olsun. Esnaf o parayı veremedikten sonra ben ne yapayım? Şimdi asgari ücret çıktı, sigara olur 60 lira, içme. Ekmek oldu 10 TL yeme. Su oldu 10 TL içme. Ben ne yapayım? Yani biz ne yapalım? Azaltalım, porsiyon azaltalım. Peki ben en mantıklı şuradaki bütün abilerime söylüyorum. Benim için Kur'an çarpsın hiçbir parti fark etmiyor. Ama şöyle diyorum, ben evden çıktığımda bir iş aramaya gidiyorum sadece. Otobüse biniyorum. Şuradan iki tane poşetim falan filan 100 TL param mı gidiyor? Bak 100 TL param gidiyor. Ben 8 milyar alsam da elektriği var, suyu var. Benim annem hasta, bakmakla yükümlüyüm. Belki bazı insanlar hani kendine yiyordur, doğrudur. Ama 5 tane gencin yaptığı, yediği şeyleri 50 tane gence yapamazlar. Şimdi bir 5 parmakla biri bir değil. Yani kesinlikle bir değil. Şimdi şöyle bir şey var. O diyor ki AK Parti'den başka birisini bulamazsın. Bulacaksın. Şu 20 sene önce AK Parti yerine başka birisi vardı. Şu an AK Parti yerine başka birisi de olabilir. Yani olabilir, olmayabilir değil. Ama ben buradan çıkıyorum. Herkes işte AK Parti'yi tutmadım. Adam bana diyor ki sen Kürtsün, sen busun. Ben Kürdüm, doğru mu? Peki şurada birisi... Ben de Türk'üm, böyle bir kayda var mı ya? Birisi şurada İngilizce konuşsun. Desin ki bravo, İngilizce şarkı söylesin, helal olsun. Geçen burada Kürtçe şarkı söylüyoruz, aptallar aldı bizi kovdu. Niye? Çünkü Kürt olduğumuz için. Ama biz de sizin vatandaşınız. Hani biz darbe gününde beraber, ben Pastucu'da çalışırken ben de savaştım. Ama Suriyeli gelsin, Arap gelsin, şu an Arap Katar'dan birisi gelsin şuraya, ooo hoş geldin der. Ama ben geleyim, ya sen bir git der. Bu, bizim insanlığımız bu. Anlatmak istediğim nokta şu. Yok işte ben geçen AK Partili konuşuyor. Kesinlikle saygısızlık yapmadım. Dedim ki bak kardeşim, ben ne CHP'yim, ne HDP'yim, ne başkasıyım. Beni normal tarafsız olarak gör. Adama diyorum ki, abicim sen şu an bir dönere, bir ayrana, öğrenci bir oğlum var. Kaç para veriyor? Yo diyor, benim ekonomimi ben 8 milyar alırım. O zaman sen çalışıyorsun kardeşim. O zaman sen makarna yiyorsun. Ha şu konuş. Yani burada beni istediği de alabilir yani. Ben çok konuştum. Çünkü ben doluyum çünkü gerçekten. Ekonomiymiş oymuş. Vallahi bana 5 milyar versin. Ekmek 2 TL olsun yeter. Ben onu istiyorum. Bak ben 23 yaşındayım. Yağın 12 TL 45 kuruş olduğunu da hatırlıyorum. 2016'da McDonald's'ta çalışırken cebimde 20 lira varken ben beyran da içiyordum. Kelle paça da içiyordum. Döner de yiyordum. Et de yiyordum. Ben şu an Kur'an çarpsın 4 aydır et yemiyorum. Bak yiyebilirim, çalışıyorum ama yiyemiyorum. Yarın öbür gün evleneceğim. Nasıl evleneceğim? Yani kim bana destek atacak? Kimse atmayacak. Şu an bir evlenmeye çalışsam en az evim yok. Hiçbir kurulu düzenim yok. Şu an yapabildiğim sadece bir tane motor almışım 70-80 milyara. Onu satsam yine evlenemem. Çünkü yani hani evlenmek ayrı bir soru. Ben zaten evlenmeyi düşünmüyorum. Bekarım. Allah çarpsın zar zor geçiniyorum. Yani 8 milyar alsam da geçiniyorum. Sen şu an şuradan bir burayı boş ver. Gidip Gecekondu'dan bir ev kiralasan abi. Şu an bizim orada Yavuz Sütlü oturuyorum. Bir ev kiralasan 3 milyar, 3,5 milyar. Gecekondu sadece doğalgazsız, sobasız 3,5 milyar. İnsanın yaşamayacağı bir yer. Yani insanın yaşayamayacağı bir yer mesela. Özür dilerim. 1+1. Yani sen kendine bir hayal kurarken bile bir gecekondu üzerine kurmamalısın. Senin hak ettiğin buradaki herhangi bir normal insanın yaşayacağı daire ve o daireler en az 8-10 bin liradan başlıyor. Demek istediğim noktada zaten yaralı olduğumuz noktada, hani insanların yaralı olduğu noktada şu. Mesela diyorum ki ben 8,5 milyar maaş alıyorum, doğru mudur abi? 3 milyar eve kira verdim, doğru mudur? Elektrik, su, elektrik, su falan filan faturalar zaten ev gıdası bir kira kadar. Kaldı sana en kötüsünden diyorum 500 lira 1000 lira, doğru mudur abi? Bunun akbili var. Sigarası var, cartı var, jurtu var. Gülünecek bir şey değil. Biliyorum doğrudur ama he, bak aynı fikirdesin biliyorum, onu demiyorum. İşte acıdan gülüyorsun. İşte bu çok kötü bir şey. Ben sadece şunu demeye çalışıyorum. Hani diyorlar ya şu an insan yok, işte seçim
arifesinde siz sadece görün, seçim arifesinde yine kapıya gelirler kardeşim. Yine derler ki budur, şudur, odur. Ama şöyle söyleyeyim, bana yemin ediyorum 100 milyar da verseler, 200 milyar da verseler, ben kendimi diyorum ben İşçi Partisi'ne vereceğim. Kesinlikle İşçi Partisi'ne vereceğim. Yani ne CHP ne AK Parti, ben İşçi Partisi'ne vereceğim. Çünkü benim gönlümün rahat etmesi lazım. Ben ne CHP'ye güveniyorum abi, ne AK Parti'ye güveniyorum. Ama şöyle söyleyeyim, AK Parti vallahi benim anam ağlar. Vallahi billahi ben gencim. Yemin ediyorum şu an Kur'an çarpsın var ya, buradan bir an önce kaçmaya çalışıyorum. Kaçtım. Yakaladılar. Almanya'ya gittim. 3 ay takıldım. Kur'an çarpsın yakaladılar. Ama şöyle bir şey var. Benim arkadaşım bir senedir Almanya'da, babasını aradı geçen. Yemin ediyorum 3 hafta önce, baba bana buradan bir ev al. Yemin ediyorum abi ya. Bak Kur'an çarpsın. Keşke hani ben de ev alabilsem. Adam bir senedir çalışıyor, baba bana ev al. Orada kazandığı evet. Parayla burada ev mi alıyor? Evet abi, orada kazandı, yemiyor. Adam orada lojman veriyorlarmış. Çiftçilik yapıyor. Lojman veriyor. Hiçbir gideri yok. Sigarasına dahil alıyorlar. Adam burada gelip kendine ev alıyor. Evet. Ben şu an 100 TL param var. Doğru mu abi? Şuradan bir kahve içeyim. Kendime bir sigara alayım. Eve gideyim. Kaldı 10 TL param. Ben 10 TL ile ne karnımı doyurabilirim, ne ekmek alabilirim. Hiçbir şey alamam. Yani eğer... Otobüse binemezsin ya. Ya şöyle söyleyeyim abi. Biz genciz değil mi? Bak biz sadece genciz. Hani diyorlar ya yaşlı dayılar falan filan. Onlar şu an yaşlı dayılar yaşıyorsa onların da özgür iradesi var. Onlar da istediğini konuşabilir. Onlar da istediği partiyi savunabilir. Benim ona saygım var. Ben bir şey demiyorum. Adam der ki AK Parti çok iyidir. Doğrudur. Kendine iyidir. Ama şöyle söyleyeyim. Bir sıralama yapsan 100 bin tane insan varsa eminim ki buna, benim ismim Kadir ise 90 bini AK Parti'den memnun değil. Kimi korktuğu için, kimi suslu için. Ama şu zamana kadar yani neyden korkuyorlar? Ben kimseye hakaret ettim, kimseye kötü bir şey dedim yok. Ben ekonomiden memnun değilim. Gerçekten de böyle bir ülkede hani diyorlar ya işte bu ülkede yaşamıyorsan vatan haisin. Ben de darbe gününde de savaştım. Gerekirse şu an burada Allah korusun patlama olsun yine de savaşırım. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama ben bu ülkeden gitmeye çalışıyorum. Haline de gitmeye çalışıyorum. Şu an insanlar abuk sabuk şeyler yapıyorlar. Fenomen oluyorlar. Dünyanın parasını kazanıyorlar. İşte ne bileyim bir ton para kazanıyorlar. Onların bile %90'ı vergiye gidiyor ya. Onların bile %90'ı vergiye gidiyor. Yani bu ne vergi ben anlamıyorum. Ben bir tane araba, iki tane, bir tane araba alıyorum. Bir tanesini devlet alıyorum. Bir tanesini kendim alıyorum. Bir devlete bir kendine. İşte bilmiyorum yani bir tanesini sonuçta alıyorum. Geçen MR'a gittik arkadaşlar. Yemin ediyorum Kur'an çarpsın her yerde Arapça. Ben anlamıyorum. Ben Türk'üm, burası benim ülkem değil mi? Ne işi var İngilizce? Lavaboya giriyorum, yok speaking English, yok bu, yok şu. Ben anlamıyorum. Burası Türkiye değil mi abi? Öğrenmek iyidir, kültürünü geliştirsin. Tamam, öğrenmek iyi değil mi abi? O zaman abi şöyle söyleyeyim. Kürtçe de öğrenilmesi lazım. O da senin dinin, o da senin kardeşin. Tercih meselesi. Tamam, tercih meselesi diyorum. Bu da benim tercih meselesi. İngilizceyi dayatıyorlar, Kürtçe tercih oluyor. O nasıl oluyor abi? Ben de bak yazmış adam oraya bak, aksesuarist yazmış. Niye yazmıyor abi oraya? Evrensel bir dil yani sonuçta. Fark ediyor abi. Ben bak ben annem evrensel de sen biliyorsun, sen ben biliyoruz mu? Annem Kürt, babam Türk. Ben bir kırmayayım yani ona bakarsan eğer. Şimdi bu ülkenin sorunu aslında iktidar sorunu değil. Nedir abi? Muhalefet sorunu. Yetersiz muhalefet mi? Muhalefet kendini anlatamıyor. Şimdi ortada belli sorunlar var. Muhalefet diyor ki ben işte biz gelince halledeceğiz. Biz gelince yapacağız. Nasıl yapacaksın arkadaş? Bir sürü laf kalabalığı. Başka hiçbir şey yok. Onu yapacağız, bunu yapacağız kardeşim. Burada ne sorun var? Şu an EYT sorunu var mesela diyelim. En gündemde olan şeylerden birisi. Muhalefet diyor ki biz yapacağız. Kardeşim iki dakika. Biz halledeceğiz. Evet, bir saniye bir şey söyle, sadece bir de bir söz söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu Türkiye bak dünyada görülmedi. Ekrem İmamoğlu başkan olduğunda, belediye başkanı olduğunda ikinci seçim oldu, doğru mu? Bu hiçbir ülkede görünmemiştir. Niye ikinci seçim oldu ben söyleyeyim mi? Direkt hani söyleyeyim sana. Çünkü yani Ekrem İmamoğlu bile belediye başkanlığında ikinci seçime gittiyse CHP bu devleti kazandığında emin ol yine AK Parti vermez. Bak cidden vermez. Öyle işte bak onu anlatmak istedim. Mümkün mü sizce abi? Öyle bir şey mümkün değil. Neden mümkün değil? İktidarın keyfine kalsa mümkün. Ama bizim onun keyfine kalmış abi. Şu anda aday da olamıyor Cumhurbaşkanı normal. Başka oyunlar yapabilirler ama. Sonuçta aynı şey değil mi? Net bir şekilde yapılıp eğer muhalefetten herhangi kimse kazanırsa iktidar böyle bir şeye gücü yetmez. Neden gücü yetmez? Bizim Türk milleti, ya Türk millet dediğim bütün halklarımızla birlikte, halkımız yani bütün halkımız, biz bir İran değiliz, bir başka bir ülke değiliz yani. Siz yine bu millete çok güvenmeyin abi. Yok yok öyle değil. Ben güvenmiyorum şahsen. Ben pek güvenmiyorum. Biraz önce konuya gelirsek eğer, yani muhalefet kendini zaten ifade edemiyor yani. İfade edemiyor, belki de kasıtlı yapıyor bunu. Neden? Yarın bir gün başa gelirsem ben bu şunu yapacağım, bunu yapacağım dedim. Kıvırma payı olsun. Net bir şekilde yani. Ya biz tam da yapacağız demedik diyor yani. Yani halledeceğiz ama işte şu sorun oldu, bu sorun oldu. Kardeşim ben gelince EYT'yi halledeceğim. Nasıl halledeceğim? 99 önceki şartları aynen, ya bu kanunu ortadan kaldıracağım, aynen getireceğim. Ne zaman getireceğim? İktidar olduktan 2 ay sonra, 1 ay sonra ya da iktidar olur olmaz her neyse. Net bir tarih insanların berrak bir şekilde. Çözeceğim diyor EYT'yi.
Erdoğan ne zamandan beri çözeceğim diyor. Evet. Bakan kaç defa açıklama yaptı. Erdoğan seçime yakın çözer. Hayır, en son dedi ki Aralık ayında EYT ile asgari ücreti halledeceğiz dedi. Kapatacağız bu konuyu. Ne oldu? Ocağı bıraktılar. Ocağı bıraktı. Aralık ayındaki son birkaç gün kaldı. Evet, ne gidiyorlar. Ha, sonuçta o da oy alıyor. Belki yani son bir hamle yapacak. Seçime yakın bu işi yapacak. Yapsa da eksik yapacaktır yani. Ben inanmıyorum. Daha önceki aylık bağlama millete oranlarını... Millete o da yeter abi. Aylık bağlama oranlarını kademe kademe düşürüp bu insanları mağdur ettiler. Şimdi bir emekli ne kadar maaş alıyor? En düşük 3500. O da 2500, 1000 lirayı da şey veriyor yani üstte yardım olarak. Aslında kanunen 2500. Şimdi zam yapacak olsa o 2500 üzerinden hani yüzdeyi hesaplayacaklar. Geçen şeyde normal asgari ücrete ya da işçilere %50 civarında zam geldi. Emekliye ne kadar geldi? %25. Emekli yani. Şimdi ben şu an emekli değilim ama inşallah olacağım yani. Eğer EYT çıkarsa ben de bir EYT'liyim yani. Yani sonuçta ben yıllarca çalışmışım. Siz bu toplumun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Güven veriyor mu toplum? Yani. Bu ülkenin geleceği güven veriyor mu size? Vallahi. Gelir miyiz yani? Doğru dürüst yöneticiler gelirse. Gelir mi peki? Mesela Tunceli komünist başkanının yaptıklarını görüyorsunuz. O da elektriği kaçak bağlıyormuş canım. O İran'dan ya. Kaçak petrol mü alacağız? Yok öyle değil de. Gerçekten ya o belki biraz abartı geliyor yani. Şimdi gaza geldi sanki. Hayır bütün ülkeye belki bunu yapılamaz ama sonuçta. Ne yapabiliriz? Biz yani tamamen değil ama yani dayanışmayla insanlar gerçekten bu ülkeyi çok iyi bir yere getirebiliriz. Bizim ülkenin kaynakları hiç yani çoğu ülkede yok. Gerçekten öyle yok. İnşallah iyi olacak yani her şey. Her şey güzel olacak öyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Ama onunla yapılanlar da gerçekten bir hukuksuzluk. Ama bu ülke eğer şey olacaksa ben... bir Cumhuriyet Halk Partisi normalde destekliyorum ama arkadaşım dediği gibi gerçekten bu ülkenin sorunlarını berrakça, netçe anlatan, insanların halka yani anlaması gerektiği gibi anlatan İşçi Partisi'dir. Onu da yürekten destekliyorum. Bu sefer de İşçi Partisi'ne oy vereceğim. Halk da onları dinlemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi şeyim yani gerçekten yıllardan beri oyumu hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. Hem belediyede hem yerel seçimlerde. Ama İşçi Partisi gerçekten yani insanlar net bir şekilde anlatıyor ya. Yani sorunu da net bir şekilde haykırarak anlatıyor yani. Gerçekten kendilerine buradan destek veriyorum. Teşekkür ederim. İşte şu. Şimdi çok güzel sesli bir adam var değil mi? Çok kötü sesi olan bir adam var değil mi? Sanatçı şu an 1 milyon takipçisi var. Buradan da sokakta bir tane vatandaş var. Sesi ondan 1000 kat daha güzel ama adamın 100 takipçisi var. Benim demek istediğim nokta da tamamen bu. Yani işçi partisi en altta ya. Belki şans verilmiyor. Eğer bir şans verilirse belki daha iyi yönetecek. Kimse bilemiyor ki. Hani kimseye şans vermiyor. Eğer ki sen şu an işçi partisine ya da mesela diyelim CHP'ye bir şans versen belki de yapacak bunu. Hani sen şu an CHP'ye şans vermiyorsun ki deneyemiyorsun. Ya bırak zaten acız. CHP ne yapabilecek? En fazla aynısı olur. Başka hiçbir şey olmaz. Zaten böyle acız. Bırak bari öyle aç olalım. Hiç fark etmez yani. Ben şu an güllük gülistanlık olsam niye CHP'yi, niye İş Partisi'ne vereyim? Yani ben yalan mı atıyorum? Ben geçinemiyorum. Bak şöyle söyleyeyim abi sana yemin ediyorum. Şu an hani TikTok'a gir doğru mu abi? Yok diyorlar TikTok'ta takıl falan. Ya TikTok'ta takılman için bile bir internet alman lazım. İnternet habire bitiyor. Bir internet en kötüsü 200 lira olmuş ya. 200 lira. Tamam sus. Konuşma. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Bak beni burada abi abartısız söylüyorum. Herkes tanır. Hiç sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim sadece abi. Yani ben hiçbir partiye abi bak gerçekten hiç parti övmüyorum ama eğer ki öyle bir seçim gelirse şu anda da gelsin ertesi gün de gelsin ben İşçi Partisi'ne vereceğim abi. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçim durumları? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben konuşmayayım ya. Ben sivri bir adamım biraz. Kısaca fikrinizi alın. Yok geçinemiyor. Yani geçinmiyor insanlar daha doğrusu. Geçiniyorlar da ama öyle yani. Kıt kanaat diyor. Tabii canım kıt kanaat. Yani şimdi asgari ücret 8500 lira. Dün bir delikanlıyla konuştuk. Diyor ki abi iyi oldu bak diyor biz evde diyor 4 kişi çalışıyoruz diyor. 8500 liradan 34 bin lira para yapıyor diyor. Şimdi ben de 65 yaşındayım. Ben de çocuk 10 yaşındayken biz 4 kişiydik, 4 kardeştik. 2 de annem babam 6 kişi. Bir tek babam çalışıyordu. Gece konuda oturuyorduk. Süper rahat yaşıyorduk. Ama şimdi 4 kişi bir aileyi ancak geçindirebiliyor. İçinleri biliyor. Arkadaş kaç yaşlarındaydı? Sanıyorum 20 falan böyle 19-20 falan. En az bir senedir de çalışıyordur. Tabii yani en az bir senedir çalışıyordur. Bunu düşünemiyor mu acaba? Geçen sene de aynı şekilde zam yapıldı. Ve dediler olmaz. Ki 5,5 yeter bize dediler. Olmaz. Yıl sonunda aç kalıyorlar. 18,5 olmalı bak en az 18,5 olmalı. Onu da işveren veremez abi. Çok şey bir şey söyleyip gideceğim ben. Şimdi bu Hakan Ural diye bir adam var biliyorsunuz değil mi? Adam derken? İşte neyse yani bir vatandaş var bak. Şimdi bak görüyor musun bak diyor ki şimdi haberi okuyorum bu gazeteci bir arkadaşım benim iyi bir gazetecidir. Sahte raporla askerden kaçan Hakan Ural Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon lira için onu bir kişiye vermezler. Yalandan çeyreğe bölerler dedi.
Da dörde bölünür. Çıkartmazlar onu, yalandan çeyreğe bölerler ya. Tek çıkartırlar. Reci'den piyango idaresinin Demirören grubuna ait olduğunun hatırlatılması üzerine de artık sistem çok güzel. Demirörenlerden sonra sistem çok değişti. Hiç el değmeden çekiliyor her şey. Ya 10 tane almak lazım kardeşim, 10 tane alalım diye kıvırmaya başladı. Piyango alan Riyacığım yapıyoruz ha. Bir 10 tane alayım, alacak mısın? Şimdi bakın, insanları AK Parti'ye yönlendiren, insanlarda algı yaratan insanlardan bir tanesi bu. Evet. Bir tanesi bu. O bizi de diline doluyor. Gördük mü bakın, bir tanesi bu şimdi. Bunlar gibi yüzlercesi var. İşte bunlar hani aktrol diyorlar ya, işte en babalarından bir tanesi bunlar yani. Onun için yani ben ülkeden ümitsizim falan demiyorum. Demin kimle bir arkadaş dedik işte, muhalefet ne yapıyor? Muhalefet ne yapacaklar? Bakın ben size çok açık söylüyorum. İsim de veriyorum. Şu ileride Cumhuriyet Halk Partisi'nin standı var. Biraz ileride de ilçesi var, ilçe binası var. Ne olur lütfen gidin. Deyin ki bu parti ne yapacak kardeşim kazanırsa, bize broşür verin, bir şey verin, okuyalım deyin. Alın gidin, alın okuyun, gerçekten okuyun ama. Mecliste verilen yüzlerce önergeden hepsi maalesef AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. Yani yüzlerce, belki binlerce önerge. Yakinen bildiğim bir sürü önerge var. Milletvekili bir iki tane tanıdığım var, onların verdikleri önergeler var. Gerçekten reddediliyor ya. Yani herhangi, mesela bu işte 6 yaşındaki kıza tecavüz olayı var. Şimdi diyorlar ki kaldırıyorlar ellerini, önerge veriyor muhalefet. Ya diyor, şu işi araştıralım kardeşim diyor. Böyle memlekette daha niceleri var diyor. Araştıralım diyor. Bu araştırılmasın mı yani? Evet. Elbette ki araştırılsın. Ama o AKP ve MHP'lileri bir kalkıyor. Araştırılmıyor yani. Bunun gibi nice konular. Hatırlarsınız bir yangında yurtta, tarikata ait bir yurtta çocuklar ölmüştü. Bu araştırılsın dendi. Gene aynı eller kalktı. Hayır, araştırmayın dedi. Niye ölsünüz çocuklar o zaman kardeşim orada? Taksim'de patlayan bombayı da araştırtmadılar. Patlayan bomba araştırılsın mı araştırılmasın? Ankara Gar'da patlayan bomba araştırılsın mı araştırılmasın? Yani ne araştırılsın memlekette ya? Tayyip Erdoğan'ı servet araştırılsın. Ona da hayır. Hayır tabii yani. Bakın, bir insanın geçmişine ve bugününe bakacaksınız siyasetçilerin. Servetlerindeki artışını gördüğünüz zaman ona göre değerlendireceksiniz. Evet, ama şöyle bir söylem var. Çalıyorsa da yapıyor. Yani, söylem var. Çalıyor tabii, demeyelim ama. Evet tabii. Bakın adam, neydi o Rizeli bir adam? Müteahhit. Cengiz. Bu milletin anasına küfür etti. Ama yapıyor be. Bak, o da yapıyor. Söylediğini yapıyor yani. Bu adamın vergisi, o milyonlarca, yüz milyonlarca liralık vergisi sıfırlandı. Çamlıca'da İstanbul'un en güzel arazilerinden bir tanesi 0 lirayla ona devredildi. Bütün vergileri sıfırlandı ve bu adam hala o büyük büyük ihaleleri almaya devam ediyor. 8500 yeterli bir rakam. Ne yapsın? Elinden geleni yapıyor. Aile destek yardım ediyor. Ne yapmasını bekliyorsunuz ki? Daha refah içinde yaşamayı bekliyoruz. Hak değil midir sizce? Yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Ondan başka kimse yapamaz. Belli ki vatandaşa yetmiyor. O zaman yetersiz mi Sayın Cumhurbaşkanı? Nankörler. Nankörlük yapıyorlar. Herkes yapıyor. Yani adam elinden geleni yapıyor. Oyu isterken benim milletim, canım milletim, oyu alıp hizmeti beceremeyince nankör mü oluyor? Ondan iyi becereni yoktur. Gerçekten yoktur. Nankörlük becerdi, yapıyor insanlar. Yani şimdi şunu merak ediyorum. Becerebildiği bu mu yani? Lider yoktur. Gerçekten vardır yoktur. Bakın elinden başka bir şey. Elinden geleni de yapıyor. Sosyal yardımları da yapıyor. İşinize gelmiyor ya, öyle konuşuyorsunuz. Yok, soruyorum. Lütfen da gerçekten. Söz veriyorum ama şunu merak ediyorum. Daha iyisi belki gerçekten olmayabilir. Daha iyisini görmüyorum. Anlıyorum. Gerçekten olabilir. Görmüyorum. Bakın bu. Görmüyorum. Tamam efendim. Var hak mı yok, görmüyorum. Hak veriyorum. Kadar motorun üstündeyim. Ben de çalışıyorum. Ama sence yeterliyim ama bak, akşama kadar motorun üstündeyim. Desteği veriyor. Ne yapacak ki? Yetmiyor diyor ya çocuk. Keşke başkaları gelse de siz bu ortamı görseniz. Vergileri. Ve yapıyor. Nankörlük yapmayın. Yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Kitap alıyoruz 500 liraya. Gözünü seveyim. Gel beraber gidelim. Abla gel kitapçıya beraber gidelim. Tam gel kitapçıya beraber gidelim. Yetmiyor hanımefendi, niye anlamıyorsun? Ya? Tamam da sen bana 3 santes kitap al. Ya soruyorum ben. Ama sen hiç dinlemiyorsun ki. Abla yeterli geliyorsa çocukluğa 3 tane test. Abla bana 3 santes kitap alır mısın? Tamam gel abla, gidelim al. Çocuğa kitap alır mısın? Çocuğa kitap al. Her şeyi verirler. Tamam abla gel beraber gidelim, buyur. Ha, abi bravo, alkışlarım seni. Bu abla var ya, Cem Yılmaz'dan daha komik abi. Vallahi bak ya. Cem Yılmaz aç bırak. Çok üzücü ya. Kardeşim 3 kitap 500 lira mı gerçekten? Evet abi, beraber bakabiliriz. Vallahi. Ya şu an nasıl ben... Nasıl baban para yetiştirecek de seni okutacak? Ya benim babam gelir gayet yani iyi, bu ülkenin şartlarına göre iyi de hani... Yani arkadaşlarının durumu nasıl? Yetiremeyenler de var. Ne yapacak bu çocuklar? Ne yapacaklar abi? Akşama kadar çalışacaklar. Başka ne yapmaları sana gerekiyor ki? Bir soru soracağım. Senin baban seni okutuyor. 500 liralık kitabı da alıyor, 1000 liralık kitabı da alıyor. Bütün parasını, mülkünü veriyor. Seni çok güzel şekilde okutuyor.
Ama diğer yanda senin sıranın yanında oturan çocuğun babasının bu imkanı yok. Çocuk test kitabı alamıyor, sıkıntı çekiyor, belki dershaneye gidemiyor. Ama günün sonunda ikiniz aynı sınava gireceksiniz ve yarışacaksınız. Hak mı sence, bu normal mi? Hak değil abi. Adil mi yani bu sınav? Değil abi. Sana dopingi dayamış, kaslanmışsın. Değil diyor abi. Ki bununla kavga et. Normal değil mi? Abi. Değil. Hükümet bunun farkında mı sence? Değil. Onunla değil. Senin düşünebildiğini bu hükümet düşünemiyor mu sence? Çalışmıyor mu kafaları? Niye böyle? Abi şu ülkeye bundan sonra kim gelse gelsin bu ülkenin düzelme hali çok düşük. Fazla abla, düşük. Abla Hasan Cankaya'dan daha komik. Düzelme imkanı yok abi. Bu ülke bitti. Bu ülke... Senin geleceği senin geleceğin aslında. Nasıl olacak? Abi ben kendi geleceğimden kuşku duyuyorum. Büyüdüğüm zaman 18 yaşında Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Sen kaç yaşındasın? Şu an 13 yaşındayım. 13 yaşındasın. Ben senin yaşındayken top peşinde koşardım. Yani sen şu an Almanya mı düşünüyorsun? 3 bin lira, 4 bin lira ya. Ne diyorsun? Yani orijinal top alsam o kadar. Ben de futbol da oynuyorum. Hani kulübümüzden istediğim zaman veriyor. Allah razı olsun. Onlar bizi kırmıyorlar da hani alamayanlar da var. Mesela diyeyim ki siz alamıyorsunuz, ben alabiliyorum. Ama çocuk bana gelip demiyor ki bana alır mısın diyemiyor mesela, anladın mı? Söyleyemiyor. Yani ülke fazla utanır. Onları fazla yerin dibine gömdüler abi. Bu ülke daha düzelmez. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sorabilir miyiz size?